Bir krem hakkında konuşacağız. Madelep isimli bir krem hakkında konuşacağız. Bu V-Lab Kozmetik'in Madelep kremi. Herkes bunu çok övüyor, çok bitiriyor böyle, nasıl diyeyim, öve öve bitiremiyorlar. Ama bu kremin yan etkilerini de hiç konuşmuyorlar. Evet, belki birazcık lekelerinizin rengini bir tık da olsa açıyor olabilir ama lekeleri kesinlikle götürmüyor. Siz öyle zannediyorsunuz. Aynı zamanda bende aşırı derecede büyük bir yan etki yaptı. Ben bir de çok hassas bir bünyeye sahip olduğum için dedim daha az kullanayım. Araya biraz günleri de ekleyerek, ara vererek kullanayım dedim. Buna rağmen sırtıma kadar iltihaplı, izi kalan sivilceler çıkarmaya başladı. Ve aynı zamanda dudağımın köşesinde öyle bir sivilce çıktı ki ve izini hala yaşıyorum. Kesinlikle bu kremi kimseye önermiyorum. Her ne kadar renginizin, lekelerinizin bir ton bile açmış olsa gerçekten yüzünüze çok zarar verdiğini düşünüyorum. Aldım, böylemesine duruyor. Ağzına kadar dolu. Çekilişe bile koymak istemiyorum. İnsanlara bunu yapmak istemiyorum yani. O yüzden lütfen bu kremi alırken dikkat edin. Şikayetvar.com'a girerek bunun bu konu hakkında, yani bu krem hakkında bir ton şikayet var. Aynı benim gibi insanların sırtı bile sivilce dolmuş. Lütfen bu tarz kremlere bu kadar çok itimat etmeyin. Zaten yüzde bu kadar güzel görünüm sağlayan, bütün lekeleri götüren bir krem 50 TL veya 40 TL'ye satılmaz. Bu konu hakkında daha güzel bir video çekeceğim. Benim kullandığım ürünler var. The Ordinary diye bir ürün var. Bu markanın ürünleri çok kaliteli. Bu konuyla alakalı güzel bir video çekeceğim. Lütfen fiyatı ucuz ürünlere, yani en azından cilt için fiyatı uygun olan ürünlere pek de bu kadar itimat etmeyin diye düşünüyorum. Benim bu krem hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki de kesinlikle markayı kötülemek gibi bir amacım yok ama kremleri güzel değil. Ben de böyle bir etki yaptı ve çıkan sivilceler kesinlikle iz bırakıyor. Bunu benim yengem de aldı, kullanıp denemek istedi. Aynı sonuç onda da oldu. Onun da yüzü sivilce doldu. Onun da doğum lekeleri vardı yüzünde. Ama pek de beklediği gibi bir sonuç almadı. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.